Gül Hanım merhabalar. Merhaba, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Sektörün de hoş geldiniz önemli... ekranlara. Çok teşekkürler, sağolunuz Gül Hanım. Sektörün önemli görevlerinden birini, önemli alanlarından birini, bir faaliyet alanını yerine getiriyorsunuz. Fuar organizasyonuyla Evet. ilgileniyorsunuz. Peki Türkiye'de tarım fuarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Amacına uygun olabiliyor mu? Çok fazla fuar var. Bu doğru mu? Bu konuda neler söylersiniz? Evet, Türkiye'de çok fazla fuar var. Yıl 52 hafta, Evet. aşağı yukarı 45 haftası fuarla geçiyor. Evet. Dolayısıyla aslında üreticiyi yeni teknolojilerle buluşturmak adına fuarlar çok önem arz ediyor. Ama her bölgede yapılmakta olan, her kasabada yapılmakta olan bu fuarlarda aslında bakarsanız hem üretici firmayı yoruyor hem de onların ziyaretçileri çok yoruyor. İşi biraz da ihtisaslaştırmak lazım artık. Evet. Dünyada bu iş böyle yapılıyor. Biz biraz olaya böyle bakıyoruz. Fuar şirketi olarak ihtisaslaşmak gerektiğini düşünüp biz de şimdi hayvancılık kısmında yer aldık. Evet, Ve buna yönelik çalışma yapıyoruz. hayvancılık kısmında özellikle evet çok fazla fuar var dedik. Küçük ölçekli fuarları daha çok görüyoruz ama uluslararası düzeyde hakikaten çok büyük katılımların olabileceği fuarlar konusunda hayvancılıkla ilgilendiğiniz için hayvancılık perspektifinden bakarsak geleceğe dair neler görebiliriz? Hangi öngörülerde bulunabiliriz? Büyük bir uluslararası organizasyonu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biz de hayata geçirebilir miyiz? Neler söylersiniz? Elbette geçirebiliriz. Bunu geçirmememiz için hiçbir neden yok. Kaldı Evet. ki Türkiye hayvancılık konusunda son yıllarda oldukça önemli yollar kat etti. Bakanlığın vermiş olduğu destekler, bu birliklerin, üretici birliklerinin yapmış olduğu çalışmalar. Evet. Dolayısıyla hayvancılık sektörü çok önemli yol kat etti. Ve Türkiye uluslararası anlamda da baktığımızda önemli bir pazar. Evet. Ama yurt dışından firmalar buraya gelmeyi tercih etmelerinin bir nedeni olmalı ve bununla da ilgili dediğimiz gibi ihtisas fuarları gerekiyor. Evet. Eğer doğru ihtisas fuarlarını ortaya koyarsak biz de işte böyle hani çiftçilerimizin koşturarak gittiği bir Hanover'deki fuar gibi, Evet. işte bir Amerika'da düzenlenen fuarlar gibi fuarlara kavuşabiliriz. Kesinlikle bu konu. İhtisaslaşmamız lazım. Evet, ihtisaslaşmamız lazım. Bu konuda çalışmalar var. Sizler de çalışıyorsunuz. Yoğun bir Evet. şekilde projeler üretiliyor. Temennimiz bir an önce bunların hayata geçmesi. Tabii bu tek bir fuar şirketinin başarabileceği iş değil bu Değil. iş. Bunu sektörle birlikte, bakanlık, sektörün temsilcileri ve birliklerle bu işin bir arada götürülmesi lazım. Bizim yaptığımız Evet. çalışmalarda biz buna çok dikkat ediyoruz. Özellikle öncelikle bakanlığımızın desteği, arkasından da bakanlığımıza bağlı pek çok birliğimiz var. İşte Evet. Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Et Konseyi, Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bunlar çok önemli. Ben Evet. kendi adıma konuşabiliyorum tabii. Yaptığım Tabii ki. hayvancılık fuarı ile ilgili yaptığım çalışmadan bahsediyorum. Evet. Bunlar da bir arada kol kola yürürseniz aslında doğru çalışmalar çıkıyor. Ve sektörün ihtiyacı olan yeri de tespit etmek gerekiyor. Fuarlar buluşma noktası olabilecek yerlerde ya da sektörün talebin arttığı yerlerde düzenlenmeli. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Uluslararası fuar kuralları da bunlardır. Evet. Hayvancılıkta da Ege bölgesi çok ciddi bir potansiyel arz ediyor. Evet. Bu nedenle de biz Ege bölgesini çok önemsedik ve İzmir'de fuar düzenliyoruz. Sektörün gelişimine eminim katkıda bulunacağız. Sektörün gelmiş olduğu noktayı gözler önüne sergilenmesinde fuarların önemi büyük. Biz de Evet. umuyoruz ki buna bir katkıda bulunuruz. Mutlaka katkı sağlıyorsunuz zaten hali hazırda sağlıyorsunuz. Eminim daha büyük, daha ses getiren, sektöre çok daha dinamik kazandıracak fuarlarla da ülkemize hizmet edersiniz bu noktada diye düşünüyorum. Ve en Çok önemlisi teşekkürler. İnşallah hep beraber. inşallah hep birlikte, evet o birliktelik kısmı da son derece önemli değil mi Sayın Ceylan? Çok Sadece çok. üreticiyi dinlemek, sadece tüketiciyi dinlemek ya da hep bir taraftan bakmak
doğru olmasa gerek. Bugüne kadar aslında bizim üstlendiğimiz rol de sektörün bütün paydaşlarını bir araya getirip onları bir ortak platformda buluşturup ihtiyaçları hızlı bir şekilde tespit edip çözüm önerilerine doğru yol almak diye düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorsunuz. Biz de tam buradan yola çıkıyoruz. Evet. Hem üretici hem de tüketici bir araya gelmeli ve onların talepleri doğrultusunda işler yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Doğru olan bu, çünkü çözüme ulaşmak dediğiniz gibi daha kolay olacaktır. Daha kolay, kesinlikle daha kolay olacaktır. Fuarlar özellikle gelişmeleri takip etmek için, yeni sistemleri öğrenebilmek adına da son derece önemli bir rolü üstleniyor, önemli bir görev yerine getiriyor sektörde. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de Tarım Türk ailesine de başarılar diliyorum. Çok doğru bir yere temas ettiniz sizler de. Sektörü telefonlarla, canlı yayınlara bağlayarak sesinin duyulmasını sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Sizlerin de katkılarıyla ve tabii ki çalışmalarınızı da yine ekranlarımıza yansıtarak bu hizmeti hep birlikte yapacağız. Çünkü Türk tarımı için hepimizin üzerine düşen çok ciddi görevler var. Eğer her birimiz bu görevleri yerine getirirsek sürdürülebilir, başarılı bir sektör neden olmasın? Çok doğru söylüyorsunuz. Mayıs ayında sizi İzmir'e bekliyoruz. Memnuniyetle, neden olmasın? Memnuniyetle oradan, fuardan seslenmiş oluruz izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.